Şunları da hallediverin Nazan Hanım. Ya pardon, ben bugün biraz erken çıksam. Teyzem hastanede yatıyor, komada. Ya ben onu bir ziyaret edeyim istiyorum. Ben burayı tek başıma nasıl halledeceğim? Neyse, yarın bir saat erken gelip toparlarsın burayı. Tamam. Kader, otursana bebişim. Sen gelsene şuraya. Ne oluyor be? Ne oluyor Kader? Serkan'la gördüm seni. El eleydiniz. Bu ne samimiyet Cem'le Eylül'ün sevgilisi o. Kader, bir sakin ol. Durum ne? Durumlar karışık canısı. Vallahi benim de hiç inanasım gelmiyor ama... Cemre Serkan'dan baya baya hoşlanıyor. Yok canım, olamaz öyle bir şey. Yani olamaz değil mi Cemre? Hayır, ya bizim aramızda hiçbir şey yok. Ya biz dostça konuşuyorduk Kader. Ya bu yaptığın çok yanlış, benim hiçbir suçum yok, tamam mı? Ne oluyor ya? Kızlar elinden bir haber mi var? Yok canısı, haber falan yok. Ama biz arkadaşları olarak süper bir davranışta bulunduk. Eylül'ü ihbar ettik. Atakan'la beraber tutuklanırlar artık. Ya Meral, şunu söyleyip durmasana. Biz sadece Eylül'ün bulunup okuluna gelmesini istiyoruz, o kadar. Evet, tabii tabii. Hatta biz o kadar düşünceliyiz ki teselli etmek için sevgilisiyle böyle el ele oturuyoruz, değil mi? Ya Kader, doğru konuş. Ne oluyor ya? Kim kimin elini tuttu? Ya kim olacak? Cemre Serkan'ın. Kader, saçmalamayı bırak artık, yeter ya. Songül, Sadullah amca seninle sınıfa gelecek diye ödüm koptu. Ne yaptı, o gitti mi? Babam mı geldi? Ay bir durun, anasını satayım ya. Tek tek anlatın, ne oluyor? Ne oluyor ya, bir durum mu var? Meral, bu bir ilk ama en aklı başına seni gördüm canısı. Hadi bakalım, tek tek anlat şimdi, ne oldu? Polise gidip Eylül'ü mü ihbar ettiniz? Ya canısı, benim aklım hep başındaydı zaten ama... Meral'cim uzatma, hadi anlat. Peki tamam. Ya biz polise gitmedik, Feride Hanım aradı. Alo, merhaba Sedat abi. Bugün bana parayı verebileceksin değil mi? Tabii vereceğim güzelim. Çok teşekkür ederim. Kafede buluşalım o zaman. Ben okul çıkışı gelirim. Yok, ben hastayım Defneciğim. Dışarı çıkamam. Adresi vereyim, sen bana gel. Evde veririm paranı. Yok, ben bulamam şimdi evi. Hem hava çok güzel, açılırsın belki sen de. Vallahi çok hastayım tatlım. Gel de bir çorba yap bana. Senin elinden şifa bulurum belki. Yok, ben gelmeyeyim şimdi. Hem uzak orası, zaten o kadar vaktim de yok. Yarın görüşelim o zaman. Tamam, yarın görüşürüz. Kim var orada? Kimden para dileniyordun sen? Hı? Eğer bu duyduklarını birine söylersen sana ne yaparım biliyor musun? O şişman hallerinin fotoğraflarını okulun her yerine asarım. Babanın nasıl anneni aldattığını ve bu yüzden boşanmadan döndüklerini herkese söylerim, anladın mı beni? Tamam Defne, bırak. Anladın mı diyorum? Tamam anladım, canımı acıtıyorsun, bırak. Hadi yürü. Yazık. Tabii sen bana afra tafra yapacağım diye bütün gece aç susuz kaldın. Kıyamam ben sana. Olmaz öyle. Gel. Gel de iç suyunu, gel. Gel. Azıcık gayret et gülüm.
Gel. Hop. Şaka yaptım. Şaka yaptım kız. Al, al istiyorsun. Al. Hop. Oh. Ben de çok susamışım. Kana kana işte. İyi geldi. Bana da ver. Aa, böyle olmaz ki. Sihirli kelimeyi söylemiyorsun. Lütfen diyeceksin. Hatta sen lütfen Kemal diyeceksin. Evet, dinliyorum. Hadi söyle bakalım. Söyle kız söyle, çekinme söyle. Hadi. Ama söylemezsen söyleme. Oh. Ha, bak az kalsın unutuyordum. Senin yetimhaneye gittim. Kızlar kaçtığını polise bildirmişler. Bulacak arkadaşlarım beni. Kurtaracaklar burada. He gülüm, he, he. Bulacaklar, bulacaklar. Sen böyle hayal dünyasında gezinmeye devam et. Kız, arkadaşların senin gönlünü Atakan'la kaçtığını biliyor. Zibidini biriyle kaçıp gitmişsin. Bundan polise ne gülüm? Ha? Ama biz yine de eşimizi sağlam alalım. Eşeğimizi sağlam kazağa bağlayalım. Bak şimdi, sen bir mektup yazacaksın. Bu mektupta efendime söyleyeyim, işte şöyle yazacak. Biz Atakan'la kaçtık, birbirimizi seviyoruz, mutluyuz. Biz aramanıza gerek yok falan filan işte. Asla yazmam. Asla, asla deme Eylül. Bu hayatta insan asla yapmam dediği öyle şeyleri yapıyor ki aklın hayalini almaz. Beni aç susuz bırakarak korkutamayacaksın, anladın mı? Seni bırakmam ki. Ananı aç susuz bırakırım. Garibimin zaten ağzı var, dili yok. Derdini de kimseye anlatamaz. Böyle süründüre süründüre, inlete inlete öldürürüm ananı. Açlıktan, susuzluktan gebertirim. Ne oldu gülüm? Böyle bir kal geldi sana. bu hayatta herkesin bir şeye zaafı var. Ne yapacaksın? Senin de zaafın anana işte. Lan bari anan da ana olsa. Mesude benim için seni yetimhaneye bıraktı. Sen hala ana, ana diye peşinde dolanıyorsun. Neyse. Biz geçelim bunu bir kalem. Şimdi sen güzelce mektubunu yaz. Al bakalım. Al al, çekinme. Yalnız bak, aman diyeyim böyle içli içli yaz. Okuyan mutlaka inansın. Tamam mı gülüm? Songül babam bu tarafa doğru geliyor. Baba. Haydi bakalım. Songül. Kızım. Bu okuldaki son günüm. Hadi arkadaşlarımla vedalaş, gidelim. Ne? Sene ortasında okul mu değişir Sadullah Bey?
Lütfen bir daha düşün. Ben yeteri kadar düşündüm Toprak Hocam. Beni okuldan mı alacaksın yani baba? Sırf Güney'le görüşmem için böyle bir şey yapamazsın ya. Hayır, arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum. Sadullah Bey, Güney'den ayrılsın diye kızınızın okul hayatıyla mı oynayacaksınız? Okul hayatı bitmiyor hocam. Sedef'le aynı okula gidecekler. Eğitimi devam edecek yani. Ya hayır ya, ben başka okula gitmek istemiyorum. Ya Sadullah amca, ne olur yapmayın. Songül'ü düşünün. Sadullah amca, biz zaten bir tek okulda görüşebiliyoruz. O zaman hiç görüşemeyeceğiz. Evet, hem bursu da yanacak. Burs deme bana. Zaten asam bozuluyor o konuya. Sadullah amca, Songül kalsın okulunda. Ben başka okula giderim. Sana ne lan? Sana ne? He? Bir de akıl veriyor bana ya. Ya Sadullah amca, lütfen bizi ayıramazsınız. Songül, hadi vedalaş kızım. Gidiyoruz hadi. Keşke hayatıma hiç girmeseydin baba. Tam babam geldi. Çok mutlu olacağım derken her şeyi mahvettin. Songül. 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 Sana kızlıktan uzak dur demedim lan. Sadullah Bey. Sadullah amca. Sadullah amca, tamam, sakin. Sadullah Bey, kendinize gelin. Bırakın çocuğu lütfen. Songül. Songül. Ya Songül, beklesene, nereye gidiyorsun? Neler dedim babana ya? Çok ağır konuştum değil mi? Ya ama hak etti, ne yapayım? Ben babamla yaşayacağım diye havalara uçuyordum. Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Hadi gel Cansu, biraz yürüyelim. Hem açılırsın. Yok, hadi siz dersi kaçırmayın. Ya dur. Ya nereye gideceksen biz de seninle gelelim. Cemil, panik yapma, eve gideceğim. Nereye gideyim? Hadi siz dersi kaçırmayın. Anne, burası çok güzel bir yer ya. Çok pahalıdır değil mi? Hem de ne pahalı. Ayol, bir haftalık mutfak masrafımızı bir yemeğe veriyor bunlar. Zenginlik böyle bir şey işte. Et güzel ama. Selin Hanımcığım, hoş geldiniz. Oturun, oturun. Tanıştırayım, kızım Sedef. Biz de sizi beklerken böyle küçücük bir şey atıştıralım dedik. Kısa keseceğim, hemen konuya gireyim. Songül'ü babası okuldan alacak mı? Alacak. Hatta müdürle konuşmaya gitti bile. Oh, sonunda kurtuluyoruz yani Songül'den. Evet, inşallah. Bu da sana söz verdiğim para. Ay, çok teşekkür ederiz vallahi. Sağ olun. Hoşçakalın. Selin Hanımcığım, bu küçük atıştırmalıkları nasıl yapalım? Buradan mı ödeyeyim ben? Yoksa ne yaparız? Çok teşekkür ederiz Selin Hanımcığım. Kız baksana. Anne, ne çok para var orada. Ama hakkımız. Tabii. Bu asıl ne? Ne çok para bırakmış. Aa, bahşiş de bıraktı herhalde. Ben bahşiş falan bırakmam, bir de tatlı yeriz istedim. Hı? Yeriz anne. Ne yiyelim, kazandı gibi yiyelim. Kız çok iyi oldu bu iş, çok. Mümkün de çok güzel ya. Yavaş yavaş ye. Artık sana kızmıyorum teyze. Parayı sen mi aldın, başkasına mı verdin, ne yaptın bilmiyorum ama artık sana kızmıyorum.
Sarın çocukları yanında olmadıktan sonra paranın hiçbir önemi yok ki. Serkan'a ona bir daha yalan söylemeyeceğime dair söz verdim. Ya aslında zengin olduğumuzu öğrense bir daha yüzüme bakmaz. Ben parayı senden alırsam oğlumu kaybedeceğim. Ama o para da elime geçmezse ya ben böyle sefil, perişan bir halde hayatıma devam edeceğim. Teyze, o kadar çaresizim ki. Anneciğim, nasılsın? İyisin, tamam. Ablam geldi mi? Gelmedi mi? Üzülme be annem, işi çıkmıştır, yarın gelir. Pardon. Ne söylediğini nasıl anlıyorsunuz? Bir kere göz kırparsa evet, iki kere kırparsa hayır demek. Ya bizim de böyle bir hastamız var. Ben de öyle denedim ama ben çok başarılı olamadım. Ne güzel, siz bir ilişki kurabiliyorsunuz. Evet, aslında daha fazlasını yapabilirsiniz. Bir filmde izlemiştim. Adam bu şekilde kitap yazdırıyordu. Nasıl yani? Bayağı alfabenin harflerini... Yediklerimiz ağır geldi herhalde. Koş. Tamam anne. Aa, sen ne zaman geldin? Ne yapıyorsun? Niye topluyorsun eşyalarını? Yurda geri dönüyorum. Artık zil takıp oynarsın. Sen kazandın. Ne biçim söz o ya? Niye zil takıp oynayacakmışım? Hiçbir yere bırakmıyorum seni. Ver onu. Ya bıraksana karışma. Şşş, saçmalama. Ya bıraksana ne? Hiçbir yere gitmiyorsun dedim sana. Ne oluyor burada ya? Sadullah amca Songül evi terk etmek istiyor. Tutturmuş yurda gideceğim diye ya. Hiçbir yere gitmiyorsun Songül Hanım. Yok öyle. Zehra, siz de dışarı çıkın. Ne yapıyorsun? Kapıyı mı kilitleyeceksin baba? Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Sen çabuk aç kapıyı baba! Efendim, iyi günler. İyi günler. Şu mektubu gönderecektim. Tabii. Bir de bir sualim olacak. Bu mektubun Şile'den gönderildiği üzerinde yazar değil mi? Tabii mühürde yazıyor. Ha, çok güzel, çok güzel. Dost düşman bilsin Şile'de tatilde olduğumu. Borcum kaç lira? 1 lira 60 kuruş. Ha, buyurun efendim. Şuradan alın. Hala, hala. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Ya bakma bana öyle kadar. Ya bebişim ödüm patladı. Nasıl bakıyormuşum? Hainmişim gibi bakıyorsun. Serkan'ı evliden çalmaya çalışıyormuşum gibi bakıyorsun bana. Ben öyle bir şey söylemedim. Evet söylemedin ama öyle düşünüyorsun kadar. Ya Meral, Serkan'dan ben vazgeçmedim mi? Siz de biliyorsunuz, ben sırf Eylül Serkan'ı seviyor diye o çocuktan vazgeçtim. Ama Eylül ne yaptı? Üzdü çocuğu. Ya gitti Atakan'la birlikte kaçtı. Ay. Ay
Aslında haklı galiba. Yani evet, Serkan'dan hoşlandığını duyunca Eylül'ün hemen uzaklaşmıştı. Ben boşuna suçladım değil mi? Hadi gel peşinden gidelim Cansu. Ya Cemre, çok özür dilerim. Ben resmen boşuna suçladım seni. Dileme kadar. Çünkü yalan değil. Ben Serkan'a karşı yeniden bir şeyler hissetmeye başladım. Ama Eylül benim kardeşim. Aşkımdan ölsem de onu üzecek bir şey asla yapmam. Sen yine Serkan'dan mı hoşlanıyorsun? Evet, ama ne olur bunu Eylül'e söylemeyin. Hatta kimseye söylemeyin, olur mu? Bakın, ben onların arasına asla girmem. Yani asla yapmam böyle bir şey. Bugün de Serkan benim elimi tuttu. Bak, gerçekten dostça bir şeydi. Cemre, tamam. Tamam, açıklama yapma. Ben inanıyorum sana. Ya, özür dilerim. Ya bir dakika ya, ben de kucak istiyorum. Elimde söylemek yok, tamam mı? Döndüğünde diyorsun yani, değil mi? Evet, döndüğünde. Hüsra, sen şimdi şunu sus şöyle annene. Şimdi Mesude, ben sana teker teker harfleri göstereceğim. Sen ne söylemek istiyorsan o harfe geldiğinde gözünü bir kere kırpacaksın. Tamam mı? Tamam, anladım. Hadi bakalım. A, B, C, Ç, D, E. E mi dedin? Tamam, oldu. Çok güzel. Evet, baştan. A, B, C, Ç. Ne yapıyorum ben ya? Sadullah amca son günün telefonuna el koymadı mı? Koydu. Nasıl ulaşacağım bu kıza? Sedef'i mi arayacağım? Ulaşacağım kızım ben sana. Oğlum nereye? Dolaşacağım biraz. Bu saatte. Anne, neredesin sen? Bütün bulaşığı üstüme yığıyorsun. Ya sen niye kız engel oluyorsun? Delirdin mi sen? Bırak gitsin yetimhaneye. Geri zekalı mısın sen? Songül yetimhaneye giderse çocukla buluşur. Selin de bana para vermeyi keser. Anladın mı? Bırak yüzümüzün önünde olsun ya. Karışma sen. Sadullah, gelsene. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum bak. Sen neysen, Songül de bana o. Burası onun yuvası, anlıyor musun? Biz
bir aileyiz. Songül'ü asla yetimhaneye yollamayacağım Sadullah. Asla. Zehra, iyi ki evlenmişim seninle. Canım benim. Canım benim, canım. Hadi siz gidin, ben çay koyayım. Men. Büşra! Kemal abi geldi. Ne oluyor lan burada? Hiç. Hiçbir şey olmuyor. Ne demek hiçbir şey olmuyor? Ne yapıyorsunuz? Bir kelime bir işten mi oynuyorsunuz Mesude'yle? Sen ne saklıyorsun arkanda? He? Çekil aşağıda. Eylül kaçma. Kim yazdırdı lan bunu size? Mesude mi yazdırdı yoksa? Büşra. Sen söyle. Anan mı yazdırdı bunu sana? Benim gözümün içine bak, benim gözümün içine. Bak, söyle. Yoksa ne olacağını çok iyi biliyorsun sen. Sen ne işler çeviriyorsun Nazan? Sen benim zavallı yatalak karımdan ne istiyorsun lan? He? Lan. Yürü git lan benim evimden. Lan! Yürü lan! Dur lan, dokunma, dur! Çekil! Çekil! Git lan dışarı! Allah'ın cezası! Bak! Ay. Canıma çıkma, yürü lan! Bırak, bırak! Üstümü alacağım! Allah'ın cezası! Üstümü alacağım elime! Allah'ın cezası! Bak. Pis sapık! Allah'ın cezası! Bak, sapık, dokunma. Sapık! Vallahi de billahi de! Vermesin. Polisi sapık. Ararım, evimize zorla gir dedim! Ay çağır! Çağır polisi! Hatırım kalır! Gerizekalı! Beyinsiz! Yürü git lan beyler! Yürü! Defol git lan! Bana bak! Bir daha sakın bu eve gireyim deme! Duydun mu lan beni? Çık odanda bekle. Ben seninle sonra görüşeceğim. Duydun mu lan? Ben seninle sonra görüşeceğim. Yürü! Sen kocanı mı ispiyonlayacaktın lan? Sen çok oluyorsun artık Mesude. Sen çok oluyorsun. Ama sen dur. Ama sen dur. Ben sana Kemal'le oyun oynamak neymiş göstereceğim. Ben sana Kemal'le oyun oynamak neymiş göstereceğim.
Abdullah amca görse Songül'ün başı yanacak. Ama çok özledim ben ya. Böcek gördüm. Ya ben böcekten çok korkuyorum. Nerede? Şuradaydı. Yok kız burada böcek möcek. Ne bileyim gitmiş. Allah. Koskoca insan küçücük böcekten korkar mı? Aklım çıktı öyle bağırınca. İşim var. Oğlum canına mı susadın? Babam görse gebertir seni. Ya gebertirse gebersin kızım, ne yapayım? Seni görmeden yaşadığım bir dünyanın anlamı var mı sanıyorsun sen? Ya Güney ne olur babam yakalamadan git hadi ne olur. Ya kızım özledim diyorum, özledim. Şöyle biraz bakayım olmaz mı? Ya gördün hadi git. Tamam. Bana bak. Canını sıkmak yok tamam mı? Ne yapıp edip okula geri dönmeni sağlayacağım. Ayrıca Sadullah amcayla da konuşacağım. Bir şekilde ikna edeceğim onu. Benim artık eskisi gibi biri olmadığımı, hatta senin sayende eskisinden çok daha iyi bir insan olduğumu öğrenecek. Ya boşuna uğraşma Güney. Oğlum hayatta ikna olmaz. Ben de ikna olana kadar elimden geleni yapmaya devam ederim. O zamana kadar da böyle görüşürüz. Ne yapalım? Böyle kaçak geçek. Ben gelirim evin önüne. Camı tıklatırım böyle. Sen çıkarsın. Ben derim ki Rapunzel'im sal saçlarını aşağı. Sen salarsın. Ben de saçlarına tutunarak gelirim yanına. Vallahi Rapunzel gibi oldun Güney. Güney! Ya hayır ya! Songül mü? Yine niye bağırıyor bu be? İyi misin? Git Allah aşkına babam gelecek. Git ne olur. Songül ne oluyor? Niye bağırıyorsun kızım, iyi misin? Baba ben tekrardan böceği gördüm. Hayda! Allah aşkına ilaçlatalım şu evi. Bu her böcek gördüğünde böyle biz havaya mı zıplayacağız yani? Hadi Zehra gidelim. Kız niye öyle ağzın kulaklarında gülüyorsun? Ya hiç. Aklıma böcekle ilgili fıkra geldi. Tövbe tövbe. Hadi Zehra'cığım hadi. Korktum sadece. Ya Güney ya. Cemre. Eylül sana mektup göndermiş. Mektup mu göndermiş? Hadi aç aç. Tamam bir dakika. Dıştan oku biz de duyalım. Tamam. Kızlar, Atakan'la birlikte Şile'deki yazlıklarındayım. Burası çok güzel. Atakan bana çok iyi davranıyor. Her şey yolunda. Beni merak ettiğinizi biliyorum. Etmeyin, ben iyiyim. Burada kendimi güvende hissediyorum. Sizden ricam polise gitmeyin. Beni aramasınlar. Bulunmak istemiyorum. Olur yazdıklarıma inanmayın. Hepsi yalan. Kemal zorla yazdırdı. Yalvarırım beni bir an önce buradan kurtarın. Ne olur beni buradan kurtarın. Seviyorum Eylül. Bakın ya. Kız polise gitmeyin demiş.
Biz ne yaptık? Arkadaşımızı ihbar ettik. Ya ne yapacaktık evladım? Eylül bizim sorumluluğumuzda. Ona bir şey olsa biz de yanarız. Ben bir şey diyeceğim. Bu gözyaşı mı? Bilmem ki, olabilir. Ay yok artık. Kız ben iyiyim, güvende hissediyorum demiş. Bunları yazarken bir de ağladım yani. Ay hala paranoya mı yapıyorsunuz kızlar? Ne bileyim, sudan nasıldır? Yani doğru söylüyorsun aslında. Zaten bulunmak istemiyorsa da aramanın bir manası yok, değil mi? Ayol olur mu öyle şey canım? Bu mektubu mutlaka Feride Hanım'a göstereceksiniz. Ne yapılacağını o karar verir. Gel. Kısa kez Defne. Çok işim var. Ne istiyorsun? Ya yarın size para getireceğim. O zaman özennemin yerini bana söyleyeceksiniz, değil mi? Para mı getireceksin? Ne kadar mesela? 20.000 lira. Yani yeter herhalde. 20.000 lira mı? Evet. Nereden bulacaksın sen o parayı? Yani... Aa, hırsızlık mı yapacaksın yoksa? Sakın beni bulaştırma. Gelmiş bir de bana anlatıyor. Suç ortağı yapacaksın beni. Ben bir şey duymadım. Çık 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 çık. Ya hırsızlık yapmayacağım tabii ki. Yani şu an fakir olabilirim ama eskiden zengindim biliyorsunuz. Bana borç verecek bir sürü arkadaşım var. Yarın sabah para elinizde, tamam mı? Aha, tabii. Yarın görüşürüz. Feride Hanım, Eylül bize bu mektubu göndermiş. Ver bakayım, ne yazmış? Polisten kayıp ihbarını geri alalım mı Feride Hanım? Eylül dönmek istemiyor. Eylül böyle bir şeyin kararını veremez. Hiçbiriniz reşit değilsiniz, farkındasınız değil mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Polis Atakan'ı da Eylül'ü de bulup getirecek. Anlaşıldı mı? Ah. Senin davan bugün değil mi Meral? Evet. Feride Hanım, Songül konusunda da bir şey yapacaksınız değil mi? Sadullah amca alacak yoksa okuldan. Evet, lütfen yardımcı olun. Tamam çocuklar, telaş yapmayın. Toprak hocanızla konuşacağım ben. İnşallah bir çaresini bulacağız. Hadi çıkın şimdi, ben de mahkeme saatine kadar işlerimi halledeyim. Songül, kızım hadi kalk, hazırlan. Sedef'in okuluna gidip senin de kaydını yaptıralım. İstemiyorum. Madem benim adıma bütün kararları sen veriyorsun, git kaydı da kendin yaptır. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ya sen kafaya takma. Ben okulun müdürünü çok iyi tanıyorum. Çocuk hasta masta deriz. Yarın kaydını yaptırırız, merak etme sen. İyi bari. Ben de işe gideyim. Sen ne yapıyorsun öyle televizyona dalmışsın? Geç kalacaksın okula. Hadi kalk, kalk. Anne. Annem anne yok, kalk. Güney. Günaydın. Nerede Songül, yok mu? Yok, gelmemiş galiba. Nasıl ya? Allah kahretsin, babası gerçekten okuldan aldı demek. Ya bu Sadullah amca ne yapmaya çalışıyor Allah aşkına ya? Ne yapacağız yani, göremeyecek miyiz bir daha Songül'ü? Of ya.
Hocam iki dersinden toplar alabilir miyiz? Çıkışta yerine bırakacağız. Tamam, çıkışta yerine bırakacaksınız ama. Tamam. Hocam, özür dilerim. Biraz konuşabilir miyiz? Kapı açık, tamam mı? Alın. Sonra yerine koyun. Tamam. Hocam, Songül benim yüzümden okulundan oldu. Ben Sadullah amcayla konuşayım diyorum ama bırakın konuşmayı, yüzüme bile bakmıyor. Dedim ki belki siz akıl verirsiniz. Vallahi bir çaresine bakacağız Güney. Feride ile bizim de içimiz rahat değil. Ya yurtta konuşurlarken duydum. Baya baya senden hoşlanıyor. Günaydın. Günaydın. Serkan, niye öyle bakıyorsun? Kendisi biraz şokta da canım. Senin ondan hoşlandığını ve bu yüzden Eylül'le birbirinizi nasıl yediğinizi anlattım da. Ne? Eylül arkadaşı diye sana olan aşkını kalbine gömmüş. Ne kadar asilce bir davranış değil mi Serkan? Timur, sussana ya. Cemre! Cemre, bir dakika!